Olcağım, buralarda ne yapıyorsunuz? Gemileri seyrediyorum. Arada bir buraya gelip böyle gemileri seyrederim. Malum, burası bizim gemi hastanesi. Kimisi iyi edilip yeniden sefere çıkıyor, kiminin durumu bizimkisi gibi umutsuz. Neyimiz umutsuz olan? Bizim çatana çürümüş, işi bitik dediler. Peki ne yapacaksınız onu? Emir aldık, mezarına götürüyoruz. Anlayacağınız son seferi. Bir son sefer yapmak isterseniz buyurun gelin. Hem de bir boğaz gezintisi yapmış olursunuz. Madem öyle, geleyim bari. Bakalım şu son sefer nasıl bir şeymiş. Zamandır boğazı denizden görmemiştim. Bir dünya gidiyor, yeni bir dünya geliyor. Bildik yalıların çoğu ortadan kaybolmuş, insanlarıyla birlikte. Çok doğrusun Olcay. Bence insanlık kaybolur. Ben cahil bir adamım. Öyle alengiri laf beceremem. Bence insanlık kayboluyor. Efendilik yani. Efendi olmayanın yalı nesine? Anlıyorum Necip Kaptan. Çok iyi anlıyorum. İşte onun için bu gemi su koyuverdi. Çünkü bu gariban çatana efendiler devrinde yaşadı. Limanda koca koca gemiler çıktı. Ağır işçilik yaptı. Ama efendice yani. Adam gibi. Hal böyle olunca anlayacağınız bu efendi gemi, ben yokum arkadaş. Bırakın artık yakamı, bu dünya bana göre değil dedi. Yani Olcay'ın bu gemiye hor bakmamak lazım. Bu şehrin çok yükünü çekti bu gariban. Ama efendice. Biliyor musun Necip Kaptan? Ben bu gemiciyi ne zaman uzaktan geçerken görsem... bana geçmiş günleri hatırlatırdı. Oh, uzun bacalı eski boğaz gemilerini ne çok severdim. Sarı bacalarında büyük siyah rakamlar taşıyan şirkete hayriye vapurları vardı. Hatırlar mısın? Ne diyorsun Olcay Hanım, unutmak mümkün mü? Boğazı boğaz yapan onlardı. Hey gidi, 68 Güzelhisar, 65 Sarayburnu, hello Baba Halas, 71 numara. Genç kızken hep bir kaptanla evlenmeyi hayal ederdim. Ama öyle uzak deniz kaptanı falan değil, şirkete hayriye vapuru kaptanı gibi. Sonunda bir kaptanla evlendi ama... Rahmetli Yüzbaşı Kemal Bey, Dolupınar şimdi. Onu hep saygıyla yad ederiz. Biz denizciler için Kemal Yüzbaşı hadsizlik mertebesine ulaşmıştır. Çatanadan ayrılınca ne yapacaksın? Hiç bilmiyorum. Belki bir süre için bir başka gemi. Belki tamirhanede bir başka işe koşarlar. Ama herhalde Necip Kaptan'ın da sonu